Videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapmak istedim arkadaşlar. Eğer bana destek olmak isterseniz ana sayfada bulunan katıl butonuyla bana desteğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Başka bir farm videosuyla Premium Sus Farm serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıfır masraf farmlarımız hız kesmeden devam edecek. Aynı bu şekilde yine bir farklı bir yorumdan yola çıkarak, sizden gelen yorumlarla yola çıkarak Lufferson Grell slotuna geldim ve burada Premium Sus Farm'ımızı yapacağız. Tam 1 saat boyunca Grell slotunu farmlamayı düşünüyorum. Şöyle hemen burada TS'mizi basalım. TS'miz bitene kadar 60 dakika boyunca bu slotta olacağız. Onun haricinde şöyle petimizi hazırlayalım. Peti de bu arada biliyorsunuz en sonki videodan kendimiz TS'sini bastığımız Macro Hunter'ınkindeki golem benzeri bir petle farmımızı yapacağız. Şuradan hemen loot ayarlarını getirdim, loot'u aldım. Hemen şuradan bir de loot ayarlarına bakalım. Her şeyi toplayacak şekilde yaptık. Şuradan bir de FPS'i sona çekelim. Evet, şu anda hazırlıklarımız tamam. Üzerimi göstereyim. Üzerimde bir emnakit var. 40 tane mana, 40 tane HP potumuz var. Bunu zaten harcamayacağız diye düşünüyorum. Slot'a vurduğumuzda meşten ona bakacağız ama. Şunu da şöyle koyalım. Bunda da işimiz yok. TS'mizi de bastık. Şunları da şöyle koyalım. Evet, şimdi burada bir ufak bir ekleme yaptım karaktere. Onu göstereceğim sizlere. Bildiğiniz üzere HP setimiz vardı şu an üzerimde. Bunu Undi almak için kullanıyordum. Ve bunun yanına bir tane Christmas Cross, yani 800 HP'lik bu neki ekledim. Şöyle HP'mi göstereyim. 4699'dan 5092'ye çıkarıyor. Bunun üzerine Undi alacağım. 8K'yı gördük. Int setimi takıyorum. Neki'mi takıyorum. 6600 HP'ye geldik. Bunu da bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Bunun yanına yüzükler ve küpeler de gelecek. Çünkü tamamen atak şeklinde bir int olduğumuz için burada hiçbir şekilde HP aldığımız hiçbir şey yok. O yüzden hem belti hem ringleri alternatif undi için bir set yapmak istiyorum. Bunun çalışmalarına başladığımı söyleyebilirim. Şöyle hepsinden atayım. Kol bu arada bir işe yaramıyor. Tekrardan söyleyelim. Bunu tamamen el alışkanlığı burada dursun diye atıyorum. Ve kitabımızı da basarak slota girelim arkadaşlar. Bir hemen slota vurduğumuz damage'e de bakalım istiyorum. Evet, şimdi malisiz bir şekilde tek attık. Evet, böyle de tek atıyoruz sanırım. Şöyle bir bakacağım. Evet, tüm slota tek atıyoruz. Malisiz malisli her türlü tek atıyoruz. O yüzden şuradan devam edeceğim. Hiç malis şeyle de uğraşmayacağız. Burada aslında benim hedeflediğim şey, burada 70 level'da boost almıştık. Ama 83 level'da, 83 Rebirth 2 level'ımız şu anda bizim. Bu level'da durum ne olacak? 83 level'da Grell'den herhangi bir boost ya da farklı bir drop alabilecek miyiz? Bunu göstermek istedim sizlere. Şu anda exp dahi alamıyoruz slot'tan ama vurduğumuz damage'ler çok yüksek. Ve bu şekilde tek atarsak zaten hepsini döneriz. Ama şurası çıktı bile. Sanırım şu 3 slot'ta sabitleyeceğim. Şöyle durmadan kesiyoruz. Bir tane çöp drop'u aldık. Şöyle göstereyim. Bu arada şunları da şuraya koyayım. Burada yer kaplamasınlar. Şöyle. Şunları şöyle aşağı alalım. Şöyle droplarımız üstte kalsın. Buradan devam edelim. CV'miz birazdan bitecek. CV'siz şu iki slotu dönebilirim. Şöyle bakalım. Ya burada göstermek istediğim aslında bu level'da buradan boost ya da tarzında bir çöp alabilecek miyiz? Bunun haricinde de dediğim gibi yüksek level'da bir işe yarayacak mı? Onu göstermek istedim. Hızlı bir şekilde slotu dönüyorum. Burada bakalım bu level'a drop atacak mı? Ben de merak içerisindeyim şu anda. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Save bittiği zaman şu 2 ya da 3 slota döneceğim. Ondan sonra RPL için gittiğimizde tekrardan save alacağım RPC'den ve o şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Kitap bitti bu arada. Bir kitap basalım. Şu anda slot bize exp ve drop sadece şunları attı. Şöyle göstereyim. Bunların yanında bakalım bir şey alacak mıyız? Daha fazla lafı uzatmayalım ve hız kesmeden 1 saatlik Grell farmımıza devam edelim. This time, nothing is out of line.
Evet, şöyle bir ara değerlendirme yapmak için videoyu tekrardan açtım arkadaşlar. Slotta çok güzel drop aldık. Yani şöyle çok fazla drop aldık ve bir tane de sürpriz dropumuz var. Hemen şöyle göstereyim. Bir tane boost aldık. Şu anda 16 dakikamız kaldı. Böyle bir ufak sohbet, ufak bir ara değerlendirme olması için açtım. Silahımız patlayacak birazdan. Burada yeni güncellemeyle RPR'si patlayan silahta mana masrafı oluyor. Bu arada onu deneyeceğim. Bu %0 olduğu zaman bakalım bizim manamızı burada karşılayacak mı? Bir yandan da onu birlikte test edeceğiz. Sıfır masrafımıza RPR'si patlak bir şekilde devam edebilecek miyiz? Onu da merak ediyorum bir taraftan. Ve şöyle droplar sadece üstümdekiler değil. Bu arada onu göstereceğim. Şöyle buradaki olanların hepsini aşağı koydum. Şu 3 sıra bende vardı zaten önden. Şunların hepsini burada aldık arkadaşlar. Bunları zaten sunduruya satarken tek tek göstereceğim sizlere. Onun haricinde para almıyoruz. Exp almıyoruz. Level'ımız çünkü yüksek. Zaten buraya gelme amacım bu level'da buradan drop alabilecek miydik de MS alabilecek miyiz? Buz alabilecek miyiz? Bir tane buz aldık bu arada. Ama daha fazla atacağını sanmıyorum. Bu premium'u da burayı denemek istiyorum bu arada. Çünkü 70 level'da buz alıyorduk normalde ama bu level'da da buz almamız beni birazcık umutlandırdı açıkçası. Aynı şekilde mage'imizde de burada daha çok slotu daha hızlı bir şekilde dönme şansımız olacak. Mage'de de buraya premium'lu bir şekilde gelebilirim. Şu anda gördüğünüz gibi üzerimizdeki droplar şurayla birlikte çöpler şunlar ve bir tane de busumuz var. Şu anda da şöyle bakıyorum 14 dakikalık bir süremiz kaldı. Çok rahat kesiyorum. Yani burada düşük level karakterle de deneyeceğim. Evet şu anda silahımız patladı. Birlikte deneyelim hemen. Gördüğünüz gibi %0'a geldi ve şu anda vurduğumuzda artık mana harcıyor. Ekstradan mana harcıyor. Bakın 550 mana, 550 mana harcamış. Ve aynı şekilde AP'mizi de 684'e düştü. Bu AP düşürme olayı zaten bizi birazcık etkileyecek gibi. Şöyle vurduğumuz zaman bir tane vuruşta şöyle bir vuralım. Kesiyoruz ama 158 mana, 172 mana recover olurken buradaki 550 mana direkt zaten normalde 350 harcıyordu. 200 üstüne koymuş ve 550 mana harcamaya çıkarmış. Yani burada bu şekilde daha fazla seni döndürmem demek istiyor oyunun bu kısmı. Ve bence güzel bir güncelleme. Çünkü makroyla ve aynı şekilde 8-9 partili 8-9 bilgisayarla daha doğrusu makro açarak farm yapan arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımıza bir vurgun gibi bir şey oldu bu güncelleme. Gördüğünüz gibi mana hiç kalmadı. Şöyle yapacağım. Şurada bir tane yedek
Lupus Hammer'ım vardı. Şöyle Lupus 7'mizi taktım. Evet, AP tekrardan çıktı. Şöyle devam ediyorum slota. Ana silahım patlayana kadar devam edeceğim bu arada. Bir saat, yani şöyle diyeyim, 47 dakikadır hiç ara vermeden slottayım. Bu yüzden şöyle DC olacağım sandım. 47 dakikadır vuruyorum ve şu anda %14 hiç durmadım. Bu arada üzerimiz dolmuş. Şimdi mecbur duracağız. Şu 9'u da buraya koyayım. Onu da buraya koyayım. Bir RPR yapalım. RPR yaparken de birlikte inceleyelim ne çöpler aldık. Şurada satalım hemen çöplerimizi. Evet. Mal, bu arada sıfır ayarladığımız için çok gereksiz de çöpümüz olacak. O yüzden şöyle hızlı hızlı satıyorum. Bir tane HP recovery düşmüş. Ama çift el olduğu için bir işe yaramayacak. Şöyle devam ediyorum. Bir yandan da bakıyorum tabi. Yanlış bir şey satmayalım. Breaker 37K. Bu güzel. 205K bu turdan geldi. Hemen şunu da tekten atalım. Şuradan devam ediyorum. Şu busu şuraya ayırayım. Şu görev itemini buraya ayırayım. Gerisini satabiliriz. Kodumuz geldi bu arada. Evet, devam ediyorum satmaya. Potları da satacağım. Potta da bir işimiz yok. Bil gelmiş 50K değerinde. Bir tane AP recover'ımız var. 61 AP'si var. Bu da çok işe yarayacağını sanmıyorum. Şuradan devam ediyorum. Çok bu arada para etmeyen çöpler de var. 5-10K'ya da ayarlayabilirdik burayı ama tüm dropları size göstermek istedim. 330K geldi. 123K da buradan geldi. Şuradan devam ediyorum. Toplamda ne kadar gelecek birlikte göreceğiz. Şöyle yavaş yavaş göstererek gidiyorum. Evet, 760K kadar buradan çöpü aldık. Şimdi şunları şöyle hepsini repair edeceğim ve slot'a gideceğim. Hemen şuradan bir de SV alalım. 50K'sı zaten buraya gidecek. Ama okçuysanız böyle probleminiz zaten olmayacak. Ben de her defasında almadım. Bu benim slot'a gelirken ki ikinci alışım ya da üçüncü diye hatırlıyorum. 680K kadar bir nakit kastık. Bir tane de boost'umuz var. Buradaki boost bizi kurtaracak bugünkü farmdan. Zaten bu kafadan 1,5M civarında. Kafadan zaten boost'umuz. Şöyle buradaki boost'umuz kafadan 1,7-1,8M şu anda satılıyor Olympia Server'ında. Bu civarda para edecektir. Bu arada mana putu keşke basmasaydım. Neyse, önemli değil. Burada şimdi vurarak manamızı fullleyeceğiz. Devam edeceğiz. Şöyle bakıyorum, son 10 dakika kaldı. Bu arada videolara gelen yorumlar doğrultusunda video sürelerini çok azıcık arttırmayı düşünüyorum. Çünkü hani sohbetle birlikte farmlarımızı yapalım tarzında yorumlar aldım. Bu şekilde videoları uzatabilirim. Bu konuda düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çünkü ben genelde 10-12 dakika arasında videolar atmayı 10-12 dakika arasında videolar paylaşıyordum. Ama 30-40 dakikalık videolar isteyenler oldu. Tabii bunu sıkılarak izleyenler olabilir. Direkt sonuca gidenler olabilir. Ama zaten direkt sonuca gidenler bu 40 dakikanın sonunda da sonuca gider diye düşünüyorum. Öyle bir 30 dakikaya çıkarabiliriz videolarımızı. Eğer tabii daha çok talep olursa bununla ilgili bir anket açmayı düşünüyorum açıkçası. Şu anda 9 dakikamız kaldı farmımıza. Şu anda manamızı dolduruyoruz gördüğünüz gibi. 520-610 şeklinde recover'lar başlamış. Şimdi buradan bu 9 dakikada alacağımız çöpleri de alalım. Belki bir sürpriz, bir boost daha alabilirsek. Videolarda çoğunuz biliyor. Hani herhangi bir şekilde 5M, 10M, 50M tarzında bir farm tasamız yok. Tamamen sizlere slotları gösterebilmek için bu videoları, bu slotları tek tek çekiyorum. Çekmeye de devam edeceğim. Çünkü birkaç yorum da gördüm. Artı 9 Leonar, artı 9 Lupus, aynı şekilde artı 3 full takıyla bir saatte 600-700K. Hatta zarar ettiğimiz, yani şu an aslında int BP ile zararımız olmadı ama okçuyla da ben video çekerken zarar ettiğim video slotlar oldu daha doğrusu. Mana potunun kurtarmadığı, boost drop'u için gidip boost alamadığımız slotlar oldu. Bu tür slotlarda da çok tepki almıştık ama burada dediğim gibi benim amacım 5M 10M para kasıp buradan siteye GB satmak tarzında değil, tamamen keyfine. Burada mob kesmekten, mob kesilmesini izlemekten, aynı şekilde int battle pass sevenlere farm, yani masrafsız bir farm sunmak için böyle güzel bir karakter dizdim. Keyif de aldığım bir karakter. Etkinliklerde güzel
etkinliklerde güzel iş yapan, aynı şekilde PK alanlarında da iş yapan bir karakter. Benim için çok güzel oldu diyebilirim. İzleyenlerden de keyif aldığına dair yorumlar alıyorum zaten. Evet, bu arada Karakaş Şurima kardeşime buradan bolca selam yollamak istiyorum. Kendisi bize pazar konusunda, Mavi Toz konusunda çok yardımı dokundu. Buradan da kendisini selamlayalım. Ayrıca bu tür pazarında şöyle göstereyim. Bu tarz itemlere ihtiyacı olanlar bizim selamımızla giderek kendisinden indirim kazanabilir. Kendisi bunu söylememi istedi. Bu da ufak bir not, ufak bir selam olsun. Ve artık hesabımıza bakalım. Şunları hemen satacağım. Zaten aslında birlikte yaptık hesabımızı ama şöyle verelim hepsine. 174K şu botları da satacağım. Buradan da bu arada 13.5K geliyor ama bu yanlış hatırlamıyorsam bir chat görevinde gerekiyordu. Gerekmiyorsa bile şimdilik burada dursun. Onu da sonra duruma göre satarız ya da değerlendiririz. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde açıklamasını yapalım. Premiumsuz bir şekilde Grell'e geldik ve sıfır masraf bir şekilde farmımızı yaptık. Hiçbir şekilde masrafımız olmadı. Burada tam 1 saat boyunca durduk ve 1 saatte yaklaşık 30. 34. dakikada bir tane buz aldık Grell slotundan. Buzdan sonra buzun haricinde çöp drop'u aldık. Yaklaşık şöyle baktığımızda burayı doldurduk. Burada 2 kere doldu diyebiliriz. Bu 3-4 sayfaya denk geliyor. 3-4 sayfa bir çöp aldık bu 1 saatte. Loot ayarımız sıfırdaydı ve 856K kadar çöpten nakit para elde ettik. Toplamda burada kazancımız 1.7 desek 2.5-3M civarında bir farm yaptık. 1 saat Grell'de premiumsuz bir şekilde. Bu arada güncel olarak Olympia'nın şu anda GB'si 70 TL bandına çıktı. Bunu da söylemekte fayda var. Hem GB'si değerlendi hem de slotların daha sakin, daha farma elverişli olduğunu altını çizerek söylüyorum. Başlayacak olan arkadaşlarımı buradan bilgilendirmek isterim. Bu arada böyle bir klan açtım. Klan hakkında ufak bir bilgi vereyim. Kendi logomuzla bir klan yaptım. Yani burada tamamen online sıresi yüksek olan arkadaşlarımızı alıyorum. Server'a yeni başlayan arkadaşlarımızı alıyorum. Buradan bonusumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz. %29 bir bonus var. Hem hatta şu şekilde klan dayarı oldukça da arkadaşlarımızı alıyorum. Arkadaşlarımızı da bu şekilde alıyorum. O yüzden burada böyle bir durum var. Yani dediğim gibi bu şekilde düşüncesi olan arkadaşlarımız her zaman PM atabilir. Herkese açık. Bu arada klanda hiçbir şekilde level sınırlandırması yok. 30 level, 20 level, 1 level, 50 level, 80 level tüm arkadaşlarımız gelebilir. Burada sadece online olmanız yeterli. Buradan exp bonusu arttırarak farm yapan arkadaşlarımızın aynı zamanda exp kasmasına yardımcı oluyoruz diyebilirim. Bu videonun da sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. Umarım farklı, keyifli bir video sunabilmişimdir sizlere. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoya like atmayı ve yorum kısmına nokta bile olsa yorum yaparak bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Bunun haricinde de istediğiniz slotları istediğiniz jobla birlikte yazarsanız elimden geldiği kadar direkt video haline getireceğim. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.